Murat. Ben kimim Murat? Sen benim karımsın. Böyle dünyanın en tatlı insanısın ha. Sen karını seviyor musun? Seni çok seviyorum. O da çok tatlı. Cümlenin içindeki dağ ekini asarım seni Murat. Murat uyan Murat. Ha. Neden o zaman doktor Alev'e sarılıyorsun? Ya hayatım kaç defa açıkladım sana bunu ama ya yapma Allah aşkına ya. Bana bak. Uyku çakalı seni. Uyku sersemini beni konuşturtuyorsun burada. Ha? Seksi şey gel bakayım sen buraya. Ya. Şey, kenafir gözlerini yerim. Kızgın bakışlarını severim ha. Ya. Seviyorum tabii hayatım seni çok çok. İnanayım. Ha. İnan tabii hayatım seni çok seviyorum. Tamam inanacağım ama şimdi inanmayacağım sonra inanacağım. Bana ne? Uyuyorum ben iyi geceler. İyi geceler. Aslında ben de seni çok seviyorum biliyor musun? Kim bu münasebetsiz gece yarısı ya? Açın şunu verin bana o telefonu. Murat bir tıkırtı var. Hırsız da sonra çalar gider hayatım. Evet. Murat hırsız var diyorum bak. Oluyor ya ne hırsız. Kal hırsız aa. Ya bravo. El birliğiyle uykumun içine ettiniz. Sonra bizim oğlan huysuz. Bizim oğlan şöyle böyle falan diyorsunuz. Ufaktan tavayı alayım. Sen yankı al. Tava mı? He evdeki tek kesici zarar verici alet tava. Doğru. Telefon. Hadi telefona bakayım önemli olabilir. Sen tavayı al yankıya ver. Mıyıklı 3 gram aklın vardı o da gitti. Lan ne tavası? Sopam var benim. Sopamı alırım ben. Ya candan uykum var alma ya, beni yatağımdan. Ver onun işinin kuzusu ya. Maydanozlar sarardı. Ha? Ha? Şifreli konuşuyorum. Maydanozlar sarardı. Ne diyorsun ya? Ha, ama ben şifreyi bilmiyorum. O da var. Ay Murat çok korkuyorum. Ne yapıyorsun orada? Gelsene yanımıza. Of, yahu hayatım. Yani maydanozlar sarardı demek tehlike kalmadı demek ya. Bir şey yok. Değil mi oğlum? Çok fazla film izliyor bu adam çok. E niye hırsız var diye bağırıyorsun o zaman? Kim? Hırsız var diye sen bağırdın hayatım yapma ya. Yok oğlum bak hiçbir şey yok. Boşuna da uyandırdık seni ya. Yürü git uykum var ya. Hırsız mı arıyor acaba? Ya hırsız niye arasın? Hırsız aramaz gelir. Tabii değil mi? Ya bir açsın şu telefonu. Ya, bu gecenin stresi bitmedi. Alo. Candan Hanım burada. Kim? 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 Ezgi diye biri hastanmış. Ha. Ha. Ver bana ver bana ver. Gel oğlum gel. Alo. Bugün derdimiz bitmedi. Ezgi'cim nasılsın? Ne geceymiş be. İyiyim çok teşekkür ediyorum. Ay bu saatte arayınca merak ettim. Ölmek mi? Aa olur mu hiç öyle şey? Gençsin güzelsin. Ölümü falan düşünmüyoruz. Hayır Ezgi Ezgi. Şimdi bak ben ne dersem onu yapıyorsun. Tamam mı canım? Ezgi ölmeyeceksin. Evet herkes ölecek sen ölmeyeceksin. Ya onu demek istemiyorum yani yarın falan da Ezgi. Ezgi. Çabuk eve gel. Şimdi evin adresini sana mesaj olarak atıyorum. Kapat telefonu. Aa. Hayatım ne oluyor ya? Hala mı konuşuyor o ya? Ay. Eve gelecek. Ne? Buraya gelecek. Ya niye geliyor buraya Allah'ın delisini manyağını eve topluyorsun ya? Ay ne deli manyağı? İyi kızdır Ezgi canım sadece panik atak. Tamam da.
Yavrucuğum, sen de bir çocuk annesisin yani. Bilmiyor musun bunu? Gitsin, nerede panik atak oluyorsa orada olsun. Ay Murat, amma abartıyorsun ya. Gelecek, sohbet edeceğim onunla. Bir şeyler yiyip işe, sonra da gidecek yani. Ha, senin için oydu değil mi? Unuttum ben ya, pardon. Anlamadım. Yok hayatım, fazla çalışıp diyorum. Yorma kendini yani. Murat. Eğer bir daha benim işime laf edersen... Senin bilinçaltını bilinç üstüne getiririm ve adını unutursun. Anladın mı beni? Mesajı atmayı unuttum. Yakışıklım benim. Oh, bir tanem benim. Candanım, gel otur bakalım sen benim. Şöyle. Ha, burası iyi. Bak, aç bakalım televizyon, neler olup bitiyor dünyada. Bebeğim. Birazdan bir abla gelecek. Anne onunla ilgilenecek. Sen de burada uslu uslu otur. Tamam mı tatlım? O bizi gece yarısı uyandıran abla mı? Ha? Belki sen de büyüyünce annen gibi psikolog olursun. Şimdiden alıştırma yap. Oh, tamam mı tatlım? Tamam mı bibişim? Delikanlı adam psikolog falan olmaz. Dert ortağı olur, can yoldaşı olur. Abla da geldi. Ha? Getirin ablayı bana, alsın beni kucağına. Almasın mı yoksa? Kapatın kapıyı, canlanalım kapatın. Tamam, sakin ol, sakin ol. Hoş geldin. Senin peşinde adamlar vardı Candan Hanım ama atlattım. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz bugün nasılsınız bakalım? İyiyim ben de. Ay ay ay, kim varmış burada? Ben varım Yankı. Demek sizi bizden alıkoyan yakışıklı bu ha? Delisin falan ama yakışıklıdan anlıyorsun, aferin. Ay maşallah, adın ne bakayım senin? Yankı ablası. Söyledik ya az önce. Ay maşallah. Aman yok, öpmeyeyim. Öp öp. Geçenlerde griptim de biliyorsunuz bebeklerde grip ölümcül olabiliyor. Bir şey olmaz, öp. Bir şey olmaz, öp. Buyur. Dur canım, sağ ol. Candan yapma, aşılarım tam, öpsün. Kusura bakmayın Candan Hanım. Hani bu halde sizi böyle rahatsız ettim ama kontrol altına alamıyorum kendimi. Ay ne rahatsızlığı canım, olur mu öyle şey? Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol kızım. Rahat ol. Sorunumu zaten biliyorsunuz. Ölüm korkusu yaşıyorum. Ama bu aralar coştum. He, bunun tahtaları iyice havalanmış. Ya biliyorsun bu çok yersiz bir korku. Bunu zaten defalarca konuştuk daha öncesinde. Bak gençsin, güzelsin, sağlıklısın. Böyle yersiz korkulara gerek yok. Ya öyle diyorsunuz da Candan Hanım. Adamın biri varmış. Yarın öleceğim demiş. Yarmışlar ölmüş. Ha? Şaka canım. Ama kendimi rahat hissetmek için bazen böyle şakalar yapıyorum. Tabii yani olur. Bu da bir yöntem. Biz ne zamandır görüşmüyoruz? Bu kadın balataları sıyırmış Candan. Bununla görüşme bence. Yaklaşık 3 ay. Yani tamı tamına 89 gün. Bugün tam 89. gün. Peki o zamandan bu zamana değişen bir şey oldu mu hayatında? Yok. Ama hayata devam ediyorum. Oyuncağı ağzına mı sokuyor? Evet. Çok tehlikeli. Oyuncaktaki mikroplar vücuduna girerse, vücudu dirençsizse... Yok, yok, bir şey bağışıklık yok. Sistemi çökerse de ölür biliyorsunuz. Candan, bu delinin lafına bakma sen. Beni oyuncağımdan ayırma ne olur. Sen ver bakayım onu. Oho, sen herkesi böyle dinlersen işimiz iş yani. Yani bebek için her şey tehlikelidir. Boğazına bir şey kaçar, boğulur. Ne bileyim ya, birinin kucağından düşer... Beşikten düşer. Belki bilmediğimiz bir hastalığı vardır. Aman Allah, Allah korusun. Aa, sağ gözün atıyor Candan. Bu hayra alamet değil. Yani bebek için her şey çok tehlikeli. Günümüzde yer yarılıyor, ikiye yarılıyor. İnsanlar içine düşüyor, ölüyorlar ülkemizde. Olunca böyle şey, hastasın sen. Sizin sağlıklı olduğunuzun bir garantisi var mı? Size bir şey olsa bebeğe kim bakacak? Zaten yediğimiz her şey hormonlu. Yakında hepimiz ölüp gideceğiz. Ama en azından bebek yan yalnız bırakmayın. Ne? Annem ölecek mi? Ay evet, ben ölürsem bu çocuğa kim bakacak ya? Candan, sen ölürsen ben ne yaparım ya? Candan Hanım.
Lütfen sakin olun. Bakın gençsiniz, güzelsiniz, sağlıklısınız. Panik yapmayın. Anam, Canan anam benim. Hem panik atak yaşıyorsunuz, hem şive yapıyorsunuz. Ben bunu en son yaptığımda tam 3 ay hastanede yatmıştım. Ben nerelere gideyim kanalı kuzumdan, ben nerelere gideyim. Anam, garip anam. Sen dur anam, asıl ben nerelere gideyim? Candan hanım. Dokunma bana, dokunma bana. Ne yapıyorsun sen? Çık, evimde pisliğini bulaştıracaksın. Ama ayıp oluyor Candan hanım. Pis, pis. İyi yaptın Candan, ağzının ortasına vur bence. Çık, Candan hanım. Çık, ama ayıp oluyor. Kaçın. Ama Candan. Aa. Mis gibi oldu her yer Candan. Eline sağlık. Ay, ne oldu? Kim o? Benim Candan. Aç artık. Anahtarın yok mu? Anahtar. Ya bir kere de anahtar olmadı. Açsam ne olursun? Şunu girer girmez bir dezenfekte edelim. Ne olur şu kapıyı da bir kere açsan ya. Gitti mi senin rahatsız? Gitti. Ay aşkım biz bugün çok korktuk. Niye korktun? İyi ki geldin bıyıklı. Vallahi ikimiz de keçileri kaçırıyorduk, zamanında yetişti. Hayatım ne kokuyor bu ev ya? Ya oturmayacağım, kucakta kalmak istiyorum. Yapmayın, bacağımı kıracaksınız be. Ne yaptınız ya burada? Lan ne yaptın bu evde, ne kokuyor bu evde? Temizlik kokuyor. Çamaşır suyu kokuyor. Her tarafı temizledim, patladım. Pırıl pırıl oldu. Artık hiçbir mikrop çocuğumuza bulaşamayacak. Eyvah Candan. İyi misin hayatım sen? Ha? İyi misin? İyiyim. Ama yarın ölebilirim. Anlamadım. Ay Murat. Eğer bize bir şey olursa bu çocuğa kim bakar? Babaannem. Ay. Şuna bak küçücük çocuk, Allah'ım ya. Aney aney, ben nerelere gideyim, nerelere gideyim? Hayatım, nereden çıkardın şimdi bunları ya? Ay. Ya biri bana iftira atarsa? Yuh, kim iftira atacak sana? Ay, ne bileyim, birine işte. Ya Candan. Ya niye böyle kötü şeyler düşünüyorsun hayatım? Bir dur. Murat! Ya ne var? Ya bana bir şey olursa, sen de evlenirsen, çocuğuma üvey anne bakarsa? Üvey annemi önce cesedimi çiğner. Ya niye sana bir şey oluyor? Niye ben hemen evleniyorum? Çocuğa niye üvey anne bakıyor? Allah Allah! Ya ben senin üzerinde gül koklar mıyım hayatım ya? Yapma! Tamam canım, bunlar olmayacak şeyler değil. Hem senin başına da bir şey gelebilir Murat. Ya Allah Allah! Ya sen niye böyle şeyler söylüyorsun? Niye benim başıma bir şey gelsin? Turp gibiyim ben maşallah. 41 kere maşallah. Eyvah, yandık. Ya ne oldu hayatım ya? Ya ben tımarhaneye düşersem? Heh, işte bana bunlarla gel. Heh, işte bana bunlarla gel hayatım. Haklısın bak, bu olabilir. Ben ciddiyim Murat. Ben de ciddiyim. Dalga geçme. Dalga geçmiyorum. Tartışmayın ya şu 3 günlük dünyada. Ben niye duygulandım, böyle gözlerim doldu. Erkek adam ağlamaz. Yanka oğlum, kendine gel, kendine gel. Hayatım ya nereden çıktı bak şimdi, ikimiz de genç, sağlıklı. Hiç o topa girme Murat, ben onu denedim, hiç işe yaramıyor. Peki Candancığım, ne yapayım ben şimdi seni neşelendirmek için? Hadi söyle, onu yapayım. Seni bile özleyeceğim bıyıklı. Yok, ağlamayacağım, ağlamayacağım. Murat! Murat! Ya ne oldu? Murat! Ne var ya? Ya biz ölürse bu çocuğa kim bakacak ya? Bizim gibi kim bakacak buna Murat? Kim bakacak bana ulan? Kim bakacak? Ya hayatım, niye böyle şeyler düşünüyorsun? Allah Allah! Ölmeyeceğiz biz. Allah aşkına biraz sakin ol. Bak gel buraya. Hayatım. Biz onun hep yanında olacağız, tamam mı? O daha küçücük. O daha büyüyecek, tamam mı? Okula gidecek. Sonra üniversite okuyacak. Meslek sahibi olacak. Anneannem var, babaannem var, dedeannem var.
Sonra oğlumuz böyle yanında güzel sarışın mı sarışın mavi gözlü böyle bir kızla gelecek. Yaşa bıyıklı kedi oğlanı bir fare tuttun sonunda, çok güzel, yaşa devam et. Baba diyecek, ben bu kızı seviyorum, isteme, gidelim. Gideceğiz, kızı isteyeceğiz, dünürlerimiz olacak, düğünlere gideceğiz. O düğünde, oğlumuzun düğününde şak gıdı şak gıdı diye oynayacağız. Sen neleri kafana takıyorsun Allah aşkına, yapma ya. Mina'ya da gelinlikte yakışır ama aferin bıyıklı, keyfim yerine geldi şimdi. Söz mü? Söz. Ya ben varım yanınızda, Allah Allah, neden korkuyorsun? Öf. Değil mi oğlum? Kazma mazmasın ama iyi adamsın aslında. Yılan benim oğlum, yılan. Değil mi? Ay ben yine kötü olurum. Tamam, nefes al, nefes al. Bak, nefes al derin derin. Hayatım böyle şey değil. İsyan eder gibi değil. Nefes al. Ne oluyor ya? Yok bir şey efendim. Yani ya ben dalgınım biraz bugünlerde, kusura bakmayın. Yolladığınız maile de bakamadım daha Hakan Bey. Ama bakacağım, cevap vereceğim yani. Ya bırak işi gücü şimdi. Niye ofluyorsun onu söyle bana Murat. Hayat işte, hayat. Evde bir yaramazlık mı var yoksa? Yok yok. Evde de bir şey yok da. Bana bak. Ben halden anlarım. Yapabileceğim bir şey varsa söyle oğlum. 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 Hakan Bey. Ya benim bir oğlum var biliyorsunuz. Ben bugünlerde bir kaygıya düştüm efendim. Ya ben oğluma adam gibi baba olamazsam. Ha. Affedersiniz ya ben böyle hıyar gibi bir baba olursam. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu ya? Öyle demeyin efendim ki, ortalıkta hıyar gibi babalar da var yani. Saçmalama ya. Ben doğum sonrası bir depresyona girdim efendim. Çok hassaslaştım bugünlerde. Oğlum erkek adamsın sen ya, ne oluyor? Öyle demeyin, erkek adam da üzülebilir, erkek adam da ağlayabilir. Niye öyle diyorsunuz? Ya sen niye giriyorsun depresyona? Benim bildiğim kadınlar girer, candan girse anlarım. Sana ne oluyor ya? Erkekler de giriyormuş doğum sonrası depresyona Hakan Bey. İnternette baktım, belirtileri var yani. Hemen doğum sonrası gitmene de gerek yokmuş. Daha sonra da gidebiliyor musunuz? Ben de bu belirtilerin hepsi var Hakan Bey ya. Sen şimdi o belirtileri bırak. Bırak aldığın yere. Bırak şimdi. Bıraktın mı? Düş önüme. Yere. Aslan gibi babaların olduğu bir yere. Allah Allah. Hadi bakayım. Hadi. Ne ağlıyorsun ya? Allah Allah. Ne yapalım? Ne yapacağız? Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Dışarı çıkalım, hava girsin. Aman diyeyim candan, açma, ben üşüyorum. Hatta sen bana bir battaniye getirsen. He? Oh, mis gibi hava, mis. Çok iyi oldu. Oh, çok iyi oldu, bak hava alıyoruz. Ya grip olup ölürsek? Ya soğuktan üşütürsek? Ya işte ben de tam onu diyordum. Bağışıklık sistemimiz çökerse. Bağışıklık sistemimiz çökerse ne olur? Ölürüz. Yapma candan, beni de işkillendirdin şimdi, yapma ya. Yok ben kapatıyorum. Kapatıyorum yok. Kapat yani. Kapat, çabuk kapat, kapat, kapat. Oh tamam. Candan benim psikolojim bozuldu vallahi, bana bir terapi patlatsan. Bebeğim ne yapalım biliyor musun? Gel kafamızı dağıtalım, televizyonu açalım. Dağıtalım bakalım hadi. Ve sırada oldukça enteresan bir haberimiz var sayın seyirciler. Tüm dünya bu virüsü konuşuyor. Kuş gribi, domuz gribi derken bilim dünyası şimdi de bukalemun virüsüne karşı geniş önlemler alıyor. Bukalemun virüsü. Bukalemun mu? O ne? Yapılan açıklamalara göre oldukça sinsi olan bu virüs insanda sağ kolun istemsiz hareketiyle başlıyor. Ne oluyor candan? Aa. Göz seyirmesiyle devam ediyor. Hayda, korkutma beni şimdi. Aniden başlayan hapşırık kriziyle devam ediyor. Ya, çok yaşa, çok yaşa candan, iyi yaşa. Öksürtüyor. Sakin ol, sakin. Titretiyor. Candan pilates CD'si gibi ne görsen yapıyorsun. Ve en sonunda da maalesef nefessiz bırakıyor. Candan, candan, candan. Candan korkutma beni ya. Bunların hepsi bende var. Bende de var. Bak sağ kolum nasıl atıyor.
Ben bu kalemi virüsü kapmışım. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen haberlere göre ölüm sayısı gitgide artıyor. Tahminen kaç kişi acaba? Bu virüsten korunmanınsa oldukça basit bir yolu var. Kollarınızı iki yana açmak ve eşinizi şansa bırakmak. Şimdi oldukça neşeli bir haberle devam ediyoruz. Bir düğüne bağlanıyoruz. Oh yandan yandan ölümlü dünya candan oynayalım gitsin tabii işte böyle bak ya. Çok güzel ya. Bozuk para olsa yapıştıracağım. Oh. Sen şimdi beni anlıyorsun değil mi Hakan Bey kardeşim? Patron. Anlıyorum tabii Muratçığım, anlıyorum ya. Baba olmak hiç de öyle kolay bir şey değil. Elbette elbette. Yani ben anladım ki baba olmak bütün hayallerinden vazgeçmek demekmiş. Olur mu öyle şey ya? Aile kurmak herkesin en büyük hayalidir. Bak sen en güzel hayaline kavuşmuştun işte. Daha ne istiyorsun ya? Ya sus. Yani bir susun. Ne dinleyin yani. Mesela ben Everest'e tırmanamayacağım. Everest'e ne yapacaksın ya? Rally şampiyonu da olamayacağım. Yani. Mesela... Nesli tükenen büyük kediler var. O kedilerden de ben sahip olamayacağım. Ne kediniz Murat? Piremire olur onlar da ya, boş ver. Olsun, piremire olsun kardeşim. Ben o büyük kedilerden istiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi Murat, sana bir abi tavsiyesi. Ne? Her erkek sorumluluk karşısında paniğe kapılır. Bu normal bir şey ya. Ama sen Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceksin. Demedi de. Bu olur, seninle gurur duyacak. Baba değil. Her daim dimdik ayakta durur. Her daim. Kılmaz. Dur bir dakika. Bak duruyorum. Muratçım sen çok içtin biz gidelim artık hadi. Hey, bir dur. Allah'ım yarabbim ya. Baba dediğim böyle kale gibi durur. Kılmaz. Gidelim candan merak edersin. Hadi, hadi. Etmeyecek tabii etmeyecek. Burada kapı gibi kocası var onun yani. Ben karıma da bakarım çocuğuma da bakarım. Bir baba her zaman ayakta durmasını bilecek. Onun için. Kalemi bütün babalara. Baba adaylarına. Baba aday adaylarına. Ve bütün babaların şerefine kaldırıyorum. Kaldırınlar. Şerefinize. Yarasın. Nasıl bir sesti ya? Abim senin çocuğun var mı? Var. Seni öpeyim ben. Ablamı da öpeyim. Ne diye? Bırak. Ya bırak. Kaçma oğlum. Ya. Ya tamam. Beyler, arkadaşlar kusura bakmayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi şahıslısın. Kaç tane kız erkek? Tane erkek. Kız erkek. Erkek kız. Sizin hesabı alabilir miyiz ya? Maşallah. Sana versin. 40 yılın başı bir çalışanımızla iletişim kuralım dedik. Burnumuzdan getirdin ya. Babaymış. Baba adayıymış. Aday adayıymış. Olmuyor yani. Onu mu söylemeye çalışıyoruz? Olmuyor. Ya ki de güzel ha. Murat. Hı. Hı denmez kazma. Hı. Hı ne ya? Tam sana bir şey söyleyeceğim. Hı diyorsun ondan sonra boğazıma düğümleniyor. Evet ne olmuş ya? Ne oldu boğazına bir şey mi kaçtı? Hı. Şapşal. Ne oldu ya? Allah'ım dalmışım. Komik adamsın bıyıklı. Ne bileyim bazen seni seviyorum işte. Murat. Hı Murat'ım. Çok seviyorum. Hop 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 hop. O kadar uzun boylu değil. Candan. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Ha, ne yaptın bak Candan gördün mü? Yüz verdin tepene çıkardın. Oğluşum. Oğluşumuzu da çok seviyorum. Hadi hadi aldın gönlümü. Hop sana demedim bıyıklı sen öpücük atma. Kaplama oğlum benim. Hop. Aşkım. Hı. Yankı büyüyünce ne olacak? Bıyıklı olmayacak. Bundan emin olabilirsin. Ne olacak hayatım? Yakışıklı bir delikanlı olacak işte.
Gıcıksın mıcıksın ama ağzın laf yapıyor ha. Önce anaokuluna gidecek. Ne ilkokul, ortaokul. Neyse üniversite. Of, ne bitmez eğitim hayatı bu ya. Sonra da annesi gibi güzel bir kız bulacak ve evlenecek ya. Onu buldum bıyıklı Mira. Sıkıntı yok. Evet. Sonra da bizi terk edecek. Oraya mı bağlayacağız ya? Terk edecek yalan mı? Ya niye öyle hemen terk edecek diyorsun Candan? Niye hemen oraya bağlıyorsun hayatım ya? İyi görürsün ha, buraya yazıyorum. Biz ikimiz iki bunak olacağız ve bekleyeceğiz işte yankı gelecek diye. Yankı gelmeyecek çünkü bizi terk etmiş olacak. Ya hayatım, nereden çıkarırsın bu senaryoları, ben anlamam ya. Candan abartıyorsun canım, o kadar da değil. Bak şimdi yıllar geçmiş, biz yaşlanmışız. Heh Candan, anladım. Valla ben sana diyorum ki bey bey diyeceğim. Ey 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 bari ben de. Oyun başlıyor, perde açılıyor. Sen tabi zaten sağır olmuşsun, kör olmuşsun, bunaksın, bir de duymuyorsun. Kör, sağır, bunak, bir de duymuyorum. Allah sağır olduğun için zaten duyamam hayatım zaten. Ayrıca da evet. Elin kolun ayrı oynuyor, hadi bakalım. Allah'ım ya. Titreyip duruyorsun. Heh, gel, ya hadi ben bakayım. Biliyorum ya, sen kesin öyle olursun yaşlanınca. Tamam hayatım, anlat. Ya bırakın tartışmayı, oynayın da seyredelim. Aa. Sen böyle böyle konuşuyorsun. Efendim. Ha. Oğlan aradı. Gel. Oğlan. Geliyor. Arabaya, arabaya. Unuttum namussuzu. Namussuz mu? Bak sen. Şive de yaparmış. Yankı, yankı. Arıyor. Aç bakayım. Açıyorum. Bakıyorum. Bak bak. Alo. Yankı. Ne diyor? Gelmiyormuş, onu diyor. Bu oyunu böyle oynasanız dümbüllüğü alırsınız kesin. Ne olsun, üzülmesin canım, ne olacak sonrası. Ya tamam bırak Allah aşkına ya, ne anlatıyorsun ya? Ama bırak Allah aşkına, ben bilmiyorum ki çocuğun ne yapacağını ya. Allah Allah, bayram olacak, seyran olacak, arayacak bizi. Ondan sonra anne ben gelemiyorum diyecek. Zaten senin de yumuşak karnına denk gelecek. Tamam gelmezsen gelme diyecek. Gelmeyecek işte, terk edecek bizi, terk edecek. İyi, mutlu musun şimdi, mutlu musun? Hop hop hop, fabrika ayarlarına dönün lütfen. Lan ne oldu? Konuşma. Mutlu ol diye şurada iki dakika rol yapıyoruz yani, nedir ya? Ya gitti çocuğun önüne yaptığın şeylere bak Candan. Niye çocuk bizi terk etsin ayrıca ya? 30 yıl sonrasının oyununu oynadık şurada ya. Terk edecek işte, ben bilmiyor muyum? Ya niye terk etsin? Baksana şu çocuğa, maşallah, ay gibi çocuk. Ne ayı be, güneş ben, güneş. Gözleri maviş, sapsarı saçları var. Ya fıstık gibi oğlan, neden hain evlat ökkeş olsun, he? Neden bu çocuk bizi terk etsin, niye öyle düşünüyorsun yani? Seni terk ederim ama bıyıklı Candan'ı asla. Terk etmez değil mi? Ya niye terk etsin hayatım, terk etmez tabii. Benim canım kırım, gel sen bakayım yanıma. Bir oyundu, geldi geçti. Sıkma canını anne. Bizi unutmaz değil mi? Unutmaz. Hayatta unutmam. Bakma bu bıyıklıya kızıyorum falan ama biz iyi bir üçlüyüz. Hadi alın beni aranıza. Sıkışalım, mutluluğu paylaşalım. Sarılalım. Unutmazsın değil mi lan? Sakın unutma. Buralarda yeniyim ama kısa zamanda çok şey paylaştık.